Merhaba, tekrar merhaba. Bugün 15 Şubat 2022 günlerden Salı. Otokar Sultan Karaman'ın dönüşümü devam ediyor. Bugün ne yapıldı? Neye devam ediliyor derseniz, bugün karavanın tavan ve yan kısımlarındaki, şurada da görüldüğü gibi diyebilirim, pervaz ve köşe bentler çekilmeye başlandı. Şoför tarafındaki ilk yer hemen hemen tamamlandı diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Biraz netleştirirsek, evet. Tavan kısmımız şu şekilde. Biraz daha arkadan olursam daha net görünecek. Şöyle. Yanlardaki köşe bentlerimiz. Şöyle öne doğru bakarsak. İyi, buradalar şeyimiz yokmuş. Kelebek. Tavandaki şeylerimiz takıldı. Pervazlarımız. Aynı şekilde. Şöyle gösterirsek. Yani da şu şekilde. Zaten verniklenmişti bunlar. Pencerelerimizin kenarları da daha şık bir görünüme kavuştu. Şimdi aynı şekilde hemen şöyle Serdar Usta'yı da çekelim. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Şimdi ne tarafı yapıyoruz? İş üzerindeyiz. Şu anda arka çocuk şeyin üzerindeki, değil mi? Ranzanın üzerindeki dolabın. Tabii kapaklar gelecek, değil mi? Cuma. Onun öncesi hazırlık yapıyoruz. Kapaklar, evet. Evet, buraya da işte büyük ihtimalle cumartesi günü bir kapı takılacak. Duşakabin kapısı. Onun bugün ölçüleri alındı, ısmarlandı. Cuma ya da cumartesi artık gelecek. Evet, aracımız biraz daha geriden çekersek gayet, değil mi? Evet, inceden. İnce işçilik devam ediyor. Kendini göstermeye başlıyor yavaş yavaş. Evet. Bu taraf oldu. Biraz daha şey gibi oldu. Tekne konsepti gibi, değil mi? Evet. Tahtayı tahtaları koyunca pervazları. Bunlar üstler şey, değil mi? Ne abi? Köşe şey pervaz. Pervaz mı diyoruz onlara? Evet, pervaz diyoruz onlara abi. Cam Onlar kenarlarındaki de çerçeve köşe bent diyoruz. köşe bent diyoruz. Onlar da şu şekilde oldu. Kapaklarda gelince tabii daha şık olacak. Evet. Evet, şu andaki şilemiz devam ediyor. Sağ tarafta daha sonra kaplanacak. Evet. Işıkları da açtık, daha net görünsün, değil mi? Abi şey. Yapılan işçiliğimiz. Ha. Şimdi evet, çok daha net oldu. Evet, şimdi hemen İster bunu. önce oraya gidelim, ister önce buraya gidelim. Şimdi burayı hizalayalım da Naim abi. Şöyle. Evet. Şimdi daha sonra neler yapacağız? İlerleyen şeylerde nelerimiz var? Evet, şimdi ilerleyen kısımlarda şimdi bu çıtalama tavan çıtalama işimizi devam ettirip sonra bu tarafın tezgahını tuttuktan sonra pervazlarını döneceğiz. Evet. Ondan sonra pervaz işlerini burada direkt dikey pervazları da bitireceğiz. Ondan sonra buraya Cuma ya da cumartesi gelecek o. kapısı gelecek. Evet, o Böyle takılacak. plastik, Evet. basit, dandik bir kapı. Naz abi. Buraya takılacak mecburen. Üç Onun tane için. çay getirir misin abi? Biz öyle Pimapen demiyoruz. Kapı Öyle takacağız. seçtik. Evet. Duşakabin kapı olacak. Duşakabin kapısı. Dıştan görünmesin diye pimapen gibi olacak. Yok. Dıştan. Şey olacak. Normal duşakabin perde kapı gibi olacak. Öyle olacak. Ben dışına beyaz şey yaptırtıyorum ayrıca. Neyi? Kaplatıyorum. Hiç görünmeyecek. Neden? Daha iyi. Bence ışık girmeliydi ama. Işık girmesin. Peki. Penceremiz var. Çok mu şey transparan oluyor? Evet. Onun için onu dıştan ayrıca şey, içten duşakabin gibi görünecek. Damlacık şeklinde. Dışarıdan ince Ne tabaka geçecek. kaplayacak?
Şey şöyle şöyle baklava gibi. Baklava denmiyor da ona. Çizgi şeklinde. Genin plexi. Plastik. Evet. Genin plexi. Evet. Yani iki plexi olacak içinde. Evet yani plastik beyaz olacak. Gelince zaten görürsün. Anladım. Direkt o kapıda madem öyle direkt düz cam gibi değil de. İçten cam gibi olması daha iyi oturan için. Duşakabin gibi görürsünüz. Ayrıca su izolasyon açısından daha iyi bence. Neyse. İçinin öyle olması. Buraya duşakabin kapısı gelecek. Yapılacak zaten. Onlar yapacaklar. Gelecek. O takılacak. Ondan sonra büyük ihtimalle cumartesi bitirdiğimizde evet. Arabanın pervazlama yani çerçeve ve pervazlama işi bitmiş olacak. Evet. Ondan sonra bu ranzaların kenarlarını yapacağız. Evet. Buralara 1,5 milimden kalak kontrolden hemen parçalar kesip koyacağız. 1,5 milim mi 15 milim? Şey 15 milim. Pardon. 1,5 milim. 1,5 çok ince olur. Yok o ince olur. 15 milim parçalarla kapatacağız. Evet. Ondan sonra üstü şeyle olacak. Çocuklar düşmesin diye. Katlamalı olacak. Katlamalı olacak. Bunu buraya öpüştüreceğiz. Evet. Üstündekini de dışarı katlayacağız. Hı hı. Aynen öyle. Amaç düşmesin diye. Ona otantik menteşeler alacağım böyle. Tamam. Ben özel yani hani böyle dandik menteşe değil de anladım. Dışarıdan bakıldığında şık görünen. Çoy kapısı gibi görünen ya da işte böyle otantik menteşe alacağız. Hı hı. Ondan sonra bu aşağı yapacağımız kapıya da aynı kapıya şekilde da aynı alacağız. Olacak. Evet. Ondan sonra da şeyleri koltuklar, alacağız. Koltuklar, masa var da. Tabii masa var. Koltuklar zaten var. Şimdi tezgahı bitirip yerine koyduktan sonra evet. Burada direkt koltuk ve masaya geçeceğiz. Evet. Son çıkışımız koltuk ve masa. Yani biz bunları bitireceğiz. Alt pervazlamaları da bitireceğiz. Buraya yere de pervaz yapacağız çünkü evet. Komple çıtalayacağız. Ondan sonra tezgahı yerine oturttuktan sonra kapaklar gelmiş olur zaten o evet. Zamana. Kapakları takacağız. Menteşeleri bilmem nesi, usulüsü neyse. Onlara da pervaz geçilecek. Tabii. Ondan köşelere. Sonra buralara pervaz yapılacak. Tabii. Aynen şu karşısı gibi olacak. Aynen öyle olacak. Ondan sonra da en son koltuklarımızı takacağız, masamızı koyacağız ve doktorcuğuma TSE'ye doğru yolculuğa çıkacağız. Olacak. Evet, ondan sonra aracın muayenesi. Geldikten sonra da başka bir işlemlerimiz var. Onlar sonra. Onları yapacağız. Sonra doktorcuğum artık yollara düşebilir. Evet, bu mazot zamlarıyla artık, yani. Artık bilmiyorum mazot mu yakarız, başka bir şey mi? Zeytinyağı, bilmiyorum zeytinyağı da pahalandı. Ya şey hani o atık bio evet. Yani biyodan bio alacağız dizel. Artık. Burada da Allah'tan fabrikası var yani yakında gidip doldurabiliyor Pirima mı? Şurada pirima. Var ya. Var mı? Ha doğru yolda. Yolun üstünde var. Var. Zeytin çekirdeğinden bio mazot yapıyorlar. Bio mazot yapıyor. Onun haberim yok ondan. Tabii bio mazot yapıyorlar işte orada. Bio dizel. Bio dizel satıyorlar mı? Tabii. Ya burada satmazlar. Burada satmazlar. Aslında satsalar iyi şey yapar. Evet ama ben hiçbir yerde bio dizel görmüyorum. Şimdi kötü evet. Tarafı o. Yani bu biyodizel nereye satılıyor? Doğru söylüyorsun. İstasyonlarda biyodizel gördün yok. Mü sen hiç? Görmedin. Yok. Hiç kimse biyodizel satmıyor. Evet. Ama bir biyodizel var. Evet. Peki nerede kullanıyorlar? Kim alıyor? Yani nasıl kim alıyor? Bence nasıl? Gemiler alıyor. Bilmiyorum. Yani büyük gemilere falan satıyorlar bence. Öyle yapıyorlar. Neyse. Yani şu anda sonraki iş bilmiyorum. Mazot sorunu nasıl peki, çözer? Şimdi ben sana sorayım. Şimdi soru cevap yapalım. Evet, sana sorayım. İyi, sor. Sence nasıl gidiyor? Bence gayet güzel gidiyor. Özellikle şu, hani görüntüyü de çekeyim. Biraz daha şey, geniş açı alırsak. Şu görüntü, değil mi? Evet. Gayet, hani görsel açısından da şık bir görüntü. Yani, şöyle yapalım. Şu ana kadar bu tarz bir karavanda böyle bir şey gördün mü? Yok işte. Ondan gayet güzel gidiyoruz. Yani. Tekne konsepti, beyaz tabii. Ve şey karışımı. Boho konsepti bu. Evet. Beyaz ve ham ahşap karışımı. Hı hı. Ama şey, şimdi bizim buradaki çalıştığımız, işte yaptığımız şey tamamıyla el işçiliği. İşte bu. Evet. Yani helmet yapıyoruz dediğimizde tamamıyla bu. Bu şekilde yapıyoruz ki değişik. Yani şöyle, hiç kimse de olmayan, evet. Sadece bizim yaptığımız insanlarda olan şeyler bunlar. Hı hı. Normalde böyle bir çalışmayı çoğu kimse yapmıyor. Çünkü çok zor. Her kendin de görüyorsun, her milimetrede, her bir santimetre karede saatlerce uğraşıyoruz yani ufacık bir çıtaya bile. Ondan dolayı işte sonunda çıkan iş de güzel çıkıyor. Evet. Bundan sonra da artık yaptırmak isteyenler yani size ulaşır bir şekilde zaten efsane yok, karavan olarak. Sağ olsunlar. Ulaşan çok şu anda efsane karavan olarak. Evet. İsmimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Hepsi o. Evet. Şu görselde gayet. Bu. Şık bir yapı oluyor. Şimdi teşekkür ediyoruz. Tekrar
Buraya da bak bu çıtanın evet. aynısı devam edecek. Bak evet. bunun şu köşelerde olacak da. Şu inmeler, dikmeler. Tabii bunlar dikmeler, inmeler. Ondan sonra bak burada komple bir parmaz devam edecek ama bunu tuvaletin içine devam ettirmiyorum. Yok hayır tuvalet olmaz zaten. Ettirmiyorum. Aslında ettirsem güzel olurdu. Ama şey olur. Böyle. Su. Nem. Su nem çok fazla etkilemez. Neden hı-hı. etkilemez? İlaçlı malzeme. Hı-hı. Artı biz onu vermeklediğimiz için de. Hı-hı. Ama hani buranın da kapısı geldikten sonra çok fazla burada hani hem alanı daraltmış olur diye ellemeyeceğim. Evet. Orayı öyle bırakacağım. Burada devam edecek bak doktorcuğum. Evet. Aynı arkaya, aynı stil. Evet. Burada da devam edecek. Aynı arkaya, aynı stil. Aynı şekilde. Köşeler. Tabii. Ondan sonra köşeler, pervaz köşe geçeceğiz. Aha. Buraya sadece bir çıta koyacağız. Bak şuraya. Evet. Şöyle. Düz bir çıta. Kalın. Buralara zaten... Çıta dediğin yine şey olacak değil mi? Pervaz. Şu. Ha. Şunlardan. Evet. Şu. Evet. Ondan olacak. Tamam. Ondan bir tane koyacağız oraya. Buraya da bir tane. Şuraya da koyacağım. Evet. Bunu kombinleyecek komple. Ama burada çok fazla şu yanlarında açı var bak görüyor musun? Şu yanlarda bak. Evet. Oralara olmayacak. Oralar öyle kendi orijinal anladım. Plastiğiyle kalacak. Bir şu köşeye. Buraya da şey olmayacak. Pervaz olmayacak. Şu orada zaten dolap var. Kapakta. Evet, burada dolap var. Burada şey dikmeleri sonra. Olacak. Şuraya dikmeler koyacağız evet. işte. Sonra camların çerçevelerini yapacağız ve bitecek. Evet, onlar evet. tuvaletinde de. Zaten şöyle, o camların çerçeveleri çok daha fazla o camları patlatıp çıtlaştıracak. Evet. Şu anda çıtlak. Yine şunlardan olacak. Tabii. Aynen. Şundan olacak. Şu malzemeyi. Evet, ondan olacak. Bu malzemeyle döneceğiz onları. Yapacağız. Aynı böyle bak olacak kenarlarda. Hı hı. 45 kesim. Normalde insanlar kesimler falan yapmıyorlar artık. Yani dümdüz koyuyorlar. Evet. Geçiyorlar. Ama biz yapıyoruz yani. Yok, güzel gayet de yani. Şık ve güzel bir görünüme kavuşuyor. Evet. Bu tarafı da döndüğümüz zaman ikisi karşılıklı olduğunda çok şık olacak. Evet, çekim yaparken araçta yükseklik alçaklık. Yani. Şu motor şeyinden boynumuzu kırmayalım. Zaten bütün işte olayın sıkıntısı orası zaten. Hı hı. Orası dümdüz olsa... Şu motor kısmı da keşke olmasaymış değil mi? Yani işte o olmasa... değil mi? Dümdüz olsa... İyice muhteşem olacakmış. Ama yani. Tabii bu otokar sultan veya diğer araçların çift taraf yüksek kısımlı olanları da var. Alt depoları daha büyük. Onlar biraz daha aslında problemli. Çoğunluk mesela şey yapıyor. Kesiyor alt depoya. İşte ya keseceksin, düzelteceksin. Ya da o işte, koridoru kullanacaksın. Nasıl kullanacaksın? Mobilyaları koridorun üstüne yapıyorsun. Aynen. Her şeyi koridorun üstüne yapıyorsun. Ama o zaman da koridor kadar yer. Şu yükseklik yani şurada bulunan yükseklik her iki yanda oluyor. Ha. Şehir dışı modellerinde. Tabii. İşte ortası koridor. Ortası ama koridor. Ne yapıyorsun? Ürünleri yerleştirirken ya bu koridorun üstüne ya bu koridorun üstüne. Ben bir tane gördüm hepsini sol tarafa yüklemişti. Evet koridor. Ağırlık sorunu var. Araba böyle duruyordu yani. Tabii ağırlık sorunu var. Yani. İşte onu dikkat etmek gerekiyor. İşte ölçüm yaparken de ağırlıkları yaparken de sağ sol işte dengesine. Onun hesabını kitabını yapman gerekiyor. Biz de burada ne yaptık? Mutfağı buraya koyduk. Suyu oraya koyduk. Aküyü bu tarafa koyduk ki her şeyi dengeledik yani ağırlığı. Evet. Araba o koltuklar da bu tarafta olacak. Tabii koltuklar da bu tarafta olacak. Motor zaten bu tarafta. Tabii motor ağırlığıyla beraber hepsi dengelenmiş olacak yani. Hesaplamamız da öyle. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İyi günler.